Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. I'm up again, I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness. The anxious and panic. The infinite vastness of all that is blackness.
Bitmiyor arkadaşlar, gerçekten bitmiyor yani, ben anlamıyorum. Şöyle koydum, şunun içinde of yazlıklar var. Yani burada bunlar var. Bunları kaldırmayacağım. Burada böyle askıda dursunlar yani, yapacak bir şey yok. Düzelteceğim sadece askısını. Daha Yakup'un kışlıkları kalkacak. Onlar kalkmadı. Ya şunlara yer olsa zaten dolaba daha rahat sığacak da. Bu yatağı yorgana da yer yok ki. İşte dolap sıkıntısı var diye ondan diyorum yani. Vallahi ileride bir gün zengin olursam şöyle evime boydan boya böyle şöyle bir örnek veriyorum. Yani böyle bir evim olsa şöyle buradan buraya kadar böyle dolap yaptırmayı düşünüyorum. Gerçekten bıktım arkadaşlar. Bu dolap sıkıntısı beni artık yani böyle nefret geldi ya. Uf, neyi nereye koyacağım, ne yapacağım bilmiyorum yani. Bir iki tane şöyle sivit bıraktım. Yazlıkları çıkaracağım, daha rafları sileceğim, kaldı koyacağım. Orada pijamalar vardı. Hadi onları kaldırmayayım dedim, dursun dedim. Burada çok kalın olanları kaldırdım. Daha Yakup'unkiler kalkacak. Şurada bak. Şu takımı da kaldıracağım. Nerede giyeceğim bunu? Şunlar dursun yine, altlar da. Şunu da şöyle kaldıralım. Giymediklerini ver falan demeyin arkadaşlar. Ben zaten bir ton kıyafet verdim. Bunları giyiyorum. Gerçi birçoğunu görmemişsinizdir kış boyu sırtımda. Çünkü burada Edremit'te öyle aşırı derecede bir kış olmuyor arkadaşlarım. Aşırı derecede bir kış olmadığı için burada böyle hani çok kazak tarzı şeyler çok gitmiyor, giyilmiyor. Biliyorsunuz. Ama zamanı gelecek, yeri geldiğinde giyilir diye düşünüyorum. Ben şunu da aşağıya indireyim. Artık şunları böyle yavaş yavaş elektrik süpürgesiyle çekeyim diyorum, yerlerine yerleştireyim ki elimin altından kalksın. Ya da Yakup'unkileri ayarlayacağım daha. Şöyle şunları yavaş yavaş çekelim. Süpürgeye taktım. Şöyle vurduruyorum. Şu kilitlerini bir kaydıracağız. Bu vakumlu hurçlar yine bir nebze de olsa yerden tasarruf yapıyor. Şu şekilde hepsini yapacağım. Şöyle 4 tane vardı zaten elimde, 4'ünü de çektirdim bu şekilde. Arkadaşlarım bunları bir yerleştireyim, ortadan kaldırayım. Şöyle Migros'tan ihtiyaçlarımızı almıştık, onlar gelmiş, sizlere de göstereyim. Arkadaşlarım yatak odası gerçekten beni öldürdü yani, öldürdü yani, hakikaten öldürdü. Bittim ya, bittim yani, bitti sayılır. En azından dolapları falan şey yaptım, temizledim, döşedim. Tabi birkaç yorganı falan kaldıracağım bu arada. Bizim yorgan kalın. Bunu niye böyle koymuşlar bak, görüyor musun? Böyle yapmışlar. Böyle olur mu? Şimdi zaten bayramda Eskişehir'e gideceğimiz için biraz orada duracağız. Bir de arkadaşlar çok bir şey tüketilmiyor. Çok bir şey yenilmiyor. Burada şunu koymadan göstereyim. Şöyle içimin kaşar peyniri. İnternet üzerinden alışveriş yaptık. Birkaç tane de alacağımız bir şey var. O da böyle şey, deterjan üzerine. Yani şey, deterjan derken ekstra yumuşatıcı falan alacağım. Onu da şeyden alacağız. Markete gittiğimizde marketten alırız. Evde olmayan ürünleri aldık. Zaten fazlasıyla almıştık. Biliyorsunuz topluda. Fazla fazla almıştık. O yüzden bitiremiyoruz yani evdekileri. O yüzden böyle temel ihtiyaçları alıyoruz. 3 paket şöyle süt aldık Migros'tan. Ya daha doğrusu ben Yakup'a eksikleri listesini yazdım. Yakup da kendisi buna sipariş vermiş, almış. Migros marketten almış. Migros marketin sütünü, Migros marketten şöyle siyah zeytin almış. Efendim söyleyeyim, zeytini bilmiyorum lezzeti nasıl.
Migros'un şöyle krem peyniri çok güzel arkadaşlar, tavsiye ederim. Krem peynirini almış ama süzme peynirini hiç yemedim. Tam yağlı süzme peynirinden almış bir de. Yani bunları ben listeye yazdım. Yakup almış. Fazla oran aldığı bir şey var mı? Yok şu an için. İki tane şöyle ıslak mendil istemiştim. İki tane ıslak mendil almış. Un istemiştim. Şöyle ne kadarlık? 2 kiloluk un almış arkadaşlar Migros'un ununu. Sonra bir de ayrı zeytin almış. Şöyle 26 liralık da şöyle zeytin almış. Bir de kavanoz zeytin almış. Ne kadar fazla almış bilmiyorum. Şöyle iki tane sabah markanın yağını almış. Çok yoruldum. İnanın ne konuşmaya ne ayakta dikilmeye dermanım kalmadı. Şöyle Akşeker markasının da sucuğunu almış. Eskişehir'den alacağımız için sucuk arkadaşlar. Bunları almış. Tost sucuğu olarak. İki tane almış şöyle. İki tane böyle tosta falan iyi oluyor bunlar. Nasıl bilmiyorum sucuk. Eskişehir'de zaten sivrisel sucuğu alırız. Pişirip yemedik. Kırmızı mercimeğim, bir de pirincim yoktu sadece. Diğerleri daha açılmamış, paket bile var. Şöyle kırmızı mercimek, bir de Migros'un pirincini almış. Yağ mı almış bilmiyorum çünkü sıvı yağ zaten açılmamış. Beşlikte vardı. Daha açmadık hiç. Ama sıvı yağ da almış arkadaşlar. Şöyle Migros markanın sıvı yağını almış. Anlayacağınız aldıklarımız bunlar. Ben buranın halısını şey yaptım. Yıkadım. Yıkandı. Ay çok yoruldum ya. Gerçekten bitirdi beni yatak odası. Şöyle bunu astım. Aslında yıkamam gereken çınar halısını da yıkamak istiyorum da. Ona da onu da atayım şimdi. Ama önce bunları toplayacağım. Bu arada saatimiz 7.30 arkadaşlar. Yani ezana yarım saat kaldı. Çorba var. Çorba ısıtacağım. Ve Yakup dışarıdan lahmacun söyledi. Lahmacunlar gelecekmiş. Onları yiyeceğiz. Yani yiyecekler. Ben yemeyeceğim arkadaşlar. Lahmacun falan yemeyeceğim. Neyse. Onlar kendilerine öyle söylediler yani. 20 kere sordu Yakup yiyecek misin diye. Ben de tam 20 kere söyledim yemeyeceğim diye. Yemeyeceğim, istemiyorum. Lahmacun falan yemek istemiyorum. Çünkü daha fazla kilo almak istemiyorum. Bir de ne yalan söyleyeyim, iştahım yok arkadaşlar. Son 2 gündür falan böyle bir iştahımda kesiklik var. Niye bilmiyorum. Kafaya takmıyorum ondan mı? Ya istemsizce bir iştahsızlık var yani. İstemsizce bir iştahsızlık var. Neyse şu poşetleri falan toparlayayım. Şuraları toparlayayım ben. Sofrayı hazır hale getireyim. Ertesi günden merhabalar arkadaşlar. Biz kalktık, uyandık. Çok erken saatte kalktım. Şöyle akşam yorgunluktan uyuyakalmışım. Gerçekten o kadar çok yoruldum ki. Flaşını açayım. Şöyle flaş açtım şu an. O kadar yorulmuşum ki yattığım yerde uyuyakalmışım. O yüzden şöyle dolabımı size çekememiştim. Böyle biraz ucundan çekeyim arkadaşlar sizlere dolabımı. Ertesi günden devam ettiriyorum vlog. Şöyle buraya askıla dışarıda giymem gerekenleri astım. Şuraya iki tane sivit ayırdım sadece. Böyle Eskişehir'e giderken götüreceğim. Yani yine kısa kollu giyerim ama mesela ben üşüdüğüm zaman falan direkt üstüme sivit takabiliyorum. Bildirim geliyor da bildirimin sesini kıstım. Burada da genelde dışarıda giymiş olduğum işte yazlık gömleklerim, işte görüyorsunuz arkadaşlar gömlekler. Tişörtler, şöyle bu taraf gömlek, bu taraftan sonrası işte dışarıda giymiş olduğum tişörtler ama hepsi buruşuk tabi, huruştan çıktığı için temiz ama buruşuk. Ben de dedim ki ya bunları böyle bir işim gücüm bitince toplu bir ütü yaparım çünkü Yakup'un da tişörtlerini ütülemem gerekiyor, ya da toplu yapamasam da toplu çok ağır gelirse yorarsa beni şey de yaparım hani giydikçe. Hani mesela örnek veriyorum, bugün bunu giyeceğim değil mi? Çıkarırım ütüyü, ütü vurur giyerim. Gerçi öyle şeyleri de ben pek sevmiyorum da. Zırt pırt zırt pırt ütü çıkarmayı ben yine toplu yaparım. Sonra buraya da şöyle arkadaşlar, burada da askılarım var ve hani evde giymiş olduklarım. Yani biraz daha artık böyle hani dışarıda giymedim, tercih etmedim, evde giydiğim tişörtlerim var. Hayır, bildirim sesini kıstım. Hala bildirim sesi geliyor.
Neyse. Şurada böyle penye uzun elbiselerim var. Ya hepsini askıya asmak istemedim. Sıkıntı oluyor. Böyle katladım. Burada kot elbisem var. Yine bunlar şey, şuraya kadar şöylece penye elbiselerimi katladım arkadaşlar. Buradan sonrası şöyle 4 tane kot şortum var. Buradakiler de penye şortlarım. Bu şekilde dizayn ettim. Buraya zaten 1 ton ütü yapılacak. Yakup'un üniformalar hepsi ütülenecek. Ütülerim çok birikti arkadaşlar. Çınar'ın kıyafetleri olsun. Yakup, ya ben işte Çınar'ın odaya kurarım ütü masasına. Bir güzel oraya otururum. Oturduğum yerde ütülerim. Yapacak bir şey yok. Çünkü çok fazla ütüm var. Olmadı. Ben bunları da hepsini ütülerim, asarım. Buraya yani dolacak burası. Yakup'un üniformaları gelecek. Çorapları falan hallettim. Yazlıkları şöyle üste çıkardım. Kışlıkları alt sepetlere indirdim. Şu alt kısmı da arkadaşlar şöyle şallarımı ve günlük kullandığım yazmalarım, böyle günlük kullanıyorum işte okurken falan da kafama takıvermeye, bir de böyle kafamı bağlamaya da seviyorum biliyorsunuz. Tabii benim birçok yazmam var, hepsi çeyizimde, çıkarmadım. Bunlar sadece dediğim gibi böyle kullanmak için, günlük kullanmaya çıkardım. Bunda da böyle askılık yaptım, daha kolay kullanırım diye düşündüm. Şurada işte böyle 2 tane geçen sene almıştım şort. Bunlar da ütülenecek yine. Efendime söyleyeyim. Hepsini çıkarmayayım. Burada da uzun eteklerim var. Şu şekilde yazlık uzun eteklerim var. Altında yine pantolondur. Mini etek de var arkadaşlar. Vallahi ne yapayım işte. Ya kocaman evde gardırobu var. Bir bu var. Bir de oğlumun odasında bile yani kocaman yatak odası gardırobu var resmen. Ama yine sığamıyoruz. Yine sığamıyoruz. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Burada tulumlarım var. Yine böyle keten elbiselerim, tulumlarım var. Burada da elbiselerim var. Burada da elbiselerim var. Sonra bu tarafa geçelim. Bakın flaşı açtım ya size. Nasıl parlıyor. Sonra şöyle bunları koyacak bir yer bulamıyorum. Bir saniye. Şöyle kapağını açayım. Şunları koyacak başka bir yer bulamadığım için bunlar burada duruyor. Çünkü ayrıca benim bir yüklüğüm yok. Bunlar da yün yorgan arkadaşlar. Her yere öyle sığmıyor. Anca baz altına falan sığar ama baz altında da ne yazık ki kışlıklarımı falan kaldırdığım için orada da yer yok yani. Böyle bir sıkıntımız var ne yazık ki biliyorsunuz ben bu evi almadan önce, bu eve gelmeden önce tam 4 tane mi 5 tane mi ne yün yorganımı verdim, yün yastıklarımı verdim ki düşünün yani onları vermeme rağmen bunlar kaldı, sadece bunları bile sığdıramıyorum. Eskiden vermeden önce de kocaman kocaman hurçlarım vardı, şöyle gardırobun üstündeydi her şey. Neyse bunlar burada yeri, yani bunların yeri burada. Burası bu arada dolabın arkası çıktı arkadaşlar, takılması lazım ama yani şu şeyden kenarlarından çıktı, onu çıkaran beceren de benim. Bunu böyle buraya bunları koyduğum zaman bir ittirdim ben bunu biraz daha arkaya gitsin diye, ittirince son gaz arka taraf ne yazık ki çıktı. Oranın yani dolabın şu kenarları sökülüp de geçirilip takılması lazım. Aa, işte onu da biz yapamayız şu an. Neyse bu askılığı ellemedim. Şurada hurçların içinde şu tamamen Yakup'un düğünlük kıyafetleri var. İşte takım elbiseleri falan, gömlekleri. Şu da benim düğünlük kıyafetlerim var. Ben böyle hurçlar halinde, içinde görüyorsunuz zaten 3'er tane askı var. Ayrı ayrı elbiselerim var düğünlük. Ama böyle temiz dursun diye ikisini de böyle hurca koyuyorum ben. Burada işte vallahi hırkalar falan var. Deri ceketim, kot ceketim, Yakup'un işte yağmurluk ceketleri falan. Yani bunlardan daha fazla bir bölümde Çınar'ın odasında var zaten. Ne yapayım böyle. Şurayı Yakup'a yaptım yine. O alt tarafta yapmıyorum, ona bilerek üst tarafı ona yapıyorum ki alması kolay olsun diye. Çünkü çok dağıtıyor. Şöyle Yakup'un tişörtlerini oraya katladım. Şöyle altı da şuraya alt tarafı uzun eşofmanlarını, üstüne de kaplilerini koydum. Kot pantolonları 2-3 tane de kaplileri buradaymış Yakup'un. Ben de kaplileri arıyordum. Kaplileri buradaymış. Şöyle aşağısı yine bana ait arkadaşlarım. Burada böyle hani tiril tiril pijamalar oluyor ya, pijama derken pantolonlar oluyor ya, onları buraya katladım. Buraya da taytlarımı katladım. Eşofmanlarım Çınar'ın odası. Göstereceğim biraz sonra. Şurada tamamen kot pantolonlarımı koydum. Görüyorsunuz şu 2 tanesi. Teyzem istedi onları. Teyzeme götüreceğim. Bunlar çok güzel çünkü. Hem de yeni. Kiloluyken giyiyordum ben bunları. El Sava'dan almıştım ikisini de. Biri Defaklı'dan, biri El Sava'dan. Teyzem bunlara göz koymuş. Onların ikisini istedi. O yüzden onları teyzeme götüreceğim. Eskişehir'e giderken.
Yani bizim aile bayağı bir kalabalık olduğu için arkadaşlar böyle ihtiyaç oldukça birbirimize falan böyle veriyoruz. İyi oluyor. Yatağımız tabii ki de bozuk. Şimdi gidelim Çınar'ın odasına. Çınar da kalktı bu arada. Ben 7'de kalktım bugün. Şurada da baban uyandırdı beni. Şimdi bunları da kaldırmayacağım. Burası böylece dursun diyorum. Çünkü bir hani zararı yok arkadaşlar. Kaldırsam nereye kaldıracağım? Burada şişme yeleklerimiz var bu şekilde. İşte montlarımız var, kabanlarımız var. Kaldıramıyorum yani. Bunlar burada asılıkta duracak. Görüyorsunuz yani arkadaşlar, bir yatak odası gardırobu gibi kocaman bir gardırop da burada var ama yapacak bir şey yok, anca sığıyor. Şuraya koydum, onu gösterecektim size. Bu arada şuraya düzenleyeceğim. Şurada yığılı olanlar ne biliyor musunuz? Hepsi ütü yapılacak. Bunları çıkaracağım. Burası boşalacak. Burayı düzelteceğim. Burası zaten düzgün. Çarşaflarım falan işte var. Burası bozuk değil arkadaşlar. Yani çok düzenli görünmese de düzgün yani. Ondan sonra Çınar'ın bölümü çok rahat. Şurada zaten Çınar'ı biliyorsunuz, ona da böyle uzun kollu sivit. Niye bozdun oğlum bunu böyle? Nasıl yaptın Allah aşkına Çınar? Arkadaşlar göstersin mi? Şöyle Çınar'ı uzun kollu sivitlerden bıraktım. 3 parça bırakmışım. 3 parça da alt uzun eşofman bıraktım. Şöyle kot pantolonu bıraktım uzun paçalı. Bunlar kısa paçalıları. Şuraya da kendi eşofmanlarımı koydum arkadaşlar. Alt eşofmanlarımı koydum. Şurası zaten Çınar'a ait çorapları. Böyle anlayacağımız. Göstereyim. Neyini göstereceksin? Restoran iki katlı. İçini göstereyim. Ne oyunu bu? Restoran yapma Oyunun oyunu. adı ne? Restoran unuttum. Hmm. Bak anne, böyle şey falan var. Böyle birinci kat böyle, ikinci katı göstereyim. Göster. Daha 10. kata kadar yapmamız gerekiyor. Bak ikinci katta böyle. Tamam anneciğim, aferin. Bu arada kendi odamı yapacağım. Tamam anneciğim. Şu ışığı kapatalım. Yani sabah sabah. Bugün temizlik yapacağım. Bakalım. Her yerde arkadaşlar. Silikon tabancası ve de burada Yakup bununla biraz tamir malını yaptı. Bunun altından üçlü pürüzü falan çıkardı. Koltuk moltuk bozulmuş yani. Çok yani temizlik yapacağım. Bu arada ben çok güzel bir sipariş verdim. Uzun zamandır istiyordum. Boncuk sen ne yapıyorsun annem orada perdede? Takılı mı kaldın? Takılı mı kaldı acaba? Gel. Ha, yok takılı kalmamış. Temizlik yapacağım. Bakın evin halini görüyor musunuz? Sabahlar işte. Tabii her zaman böyle olmuyor da yalan söylemeyeyim. Ben toplamazsam böyle oluyor. Ben dedim ya, şurada uyuyakalmışım dün. Yattığım gibi uyumuşum. Yakup da herhalde oraya yatmış. Görüyor musunuz? Yani perli perişan. Gerçekten ev çok perişan halde. Vallahi ben bu koltukları buraya koydum. Ben ayar oldum arkadaşlar. Ya böyle bu koltuklar burada şey oluyor. Dönüyor sanki olduğu yerde. Sanki şuradayken daha bir sabit duruyordu. Neyse, burada çekirdekler yenmiş. Böyle benim çay bardağım da burada. Aman arkadaşlar, iş bitiyor mu Allah aşkına? Şu da benim yaptığım liste dün. Yakup'a liste yapmıştım, alma listesini. Adam zaten fazla fazla da almış. Ha, bu da halım kurudu. Sabah hemen aldım, yağmurlu gibi hava çünkü. Allah korusun yağmur yağarsa ıslanır diye. Onu da aldım. Mutfakta bu alemde arkadaşlarım böyle. Sizlerle de artık vedalaşalım. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Ay Çınar bak. Günden güne büyüyorlar. Ay maşallah. Hadi hoşça kalın de madem. Hoşça kalın arkadaşlar. Beğeni basmayı unutmayın da. Beğeniye basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Gözleri şişmiş. Allah yerim varsa de. Çınar'ı seviyorsanız televizyonda beğen tuşuna basın.